kere Musavat Dervişoğlu'nun genel başkan benim diye bir açıklama yapmak zorunda hissetmesi kendini her şeyi anlatıyor zaten. Genel başkan olduğu halde öyle değilmiş gibi gerçekten yapılması ve bu kadar İYİ Parti ile özdeşleşen bir isim olan Meral Akşener'in, yani kurucusu ve partinin yakın zamana kadar bir numarası, her şeyi neredeyse olan bir kişinin eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekse bunu partide bir partinin onayı olarak alınarak, tamam Musavat Dervişoğlu'nu öncesinde ve sonrasında aradığını söylüyorlar vesaire, ama belli ki Dervişoğlu biraz minimize etmeye çalışıyor zararı. Çünkü onun iradesinin, varlığının, ağırlığının hiçe sayılması söz konusu burada. Bir kere öncelikle ona yapılmış büyük bir yanlış var. Sonra tabii ki İYİ Parti'nin çok çalışkan milletvekilleri var ve çok gündemde yaratıyorlar vesaire. Onlara yapılmış çok büyük bir haksızlık ve onun ötesinde İYİ Parti'nin çalışanlarına tabii yapılmış bir haksızlık bence. Çünkü bu görüşmenin gölgesi artık onların üstünde olacak. Onların politikaları ne olursa olsun, çizgileri belki tamamen 180 derece farklı olabilir Meral Akşener'den, ama Meral Akşener onları da bağlamış oldu kendi bu attığı adımla, kendi başına. Çok özür dilerim. Figen Çalıkuş aramıza gelmiş. Ona da merhaba diyelim. Hukukçu Figen Çalıkuş'u merhaba diyelim. Bir virgül koymuş olalım. Birazdan kendisiyle de konuşacağız bu konuyu. Buyurun. Evet, yani dolayısıyla asıl gol, madem futbolla başladık, gol atılan yer kesinlikle öncelikle İYİ Parti, Akşener tarafından. Sonrasında ise bence CHP'nin işi zorlaşmış oldu bu normalleşme konusunda. Görüşmelerde çünkü Meral Akşener'den sonra bir dönüp de işte Erdoğan'la görüşen ikinci Özgür isim Özel olacak olması muhalefetten. Muhalefet artık diyebilir misiniz Akşener'e, o da ayrı bir mesele tabii de. Özgür Özel'i de sanki o çizgideymiş veya çizgisi Erdoğan'a yakınlaşıyormuş gibi bu konudaki eleştirileri yoğunlaştıracaktır. O yüzden Özgür Özel'in de çok net bir artık bu çerçeve çizmesi lazım normalleşmeyle ilgili. Bir de şöyle bir durum oldu Akşener-Erdoğan görüşmesinden sonra. Özgür Özel görüşüne tepki göstermiyorsunuz. Neden Meral Akşener görüşüne tepki gösteriyorsunuz diyen insanlar var. Tabii işte ya, birdenbire hiç olmadık polemiklerin içine düştük. Bir de tabii ki Meral Akşener işte dedim asıl gol İYİ Parti'ye geldi. Ama bunun ötesinde bence siyaset kurumu genelinde de zaten güven düşüyor. Araştırmalarda biz hep baktığımızda yıldan yıla siyasetçiler olan güvenin düştüğünü görüyoruz. Burada şimdi söylediklerinin tamamen aksinde. Ya Meral Akşener'den kimse muhalif olsun diye bir beklenti içinde değil ki, istiyorsa gitsin Cumhur İttifakı'nı desteklesin, kendi bilir. Ama önemli olan o bir çizgi sürdürdü ve bir iddiayı ortaya koydu ve o iddiayla o parti var oldu. İYİ Parti yıllar yılların partisi değil. Bizim karşımızda olduğu bu süreçte, 7 yıllık süreçte bir muhalif parti olarak taban kazandı. Yani özellikle Erdoğan muhalefetiyle o taban oluştu. Ve onun için bir araya geldiler. Şimdi siz tamamen kendinize zıt bir çizgiye birdenbire geçerseniz, bir görüşme yaparsanız, tamam Esma Hanım'ın dedikleri böyle diyelim, onun dediklerini esas alalım, ama çıkıp Meral Hanım'ın kendisinin bir açıklama yapması lazım. Nedir bu görüşme, niye görüşüldü, nedir diye. Çok inanılmaz bir ego patlaması görüyorum ben burada. Yani ben her şeyi yapabilirim, kimse benden hesap soramaz. Hayır, sorabilir, sormalıdır da. Ya bir kere bu ülkenin insanları da sorabilir, sorgulayabilir. Çünkü siyasetçilere güven ciddi biçimde düşüyor. Ya bu da Türkiye'ye zarar, Türkiye demokrasisine zarar verecek bir şey. Seçimlere, sandığa çok güvenen bir halktan bahsediyoruz tarihi boyunca, siyasi tarihi boyunca. Ama bugün Avrupa Parlamentosu seçimleri işte orada hiç olmadık partiler, yeni çıkan partiler, tek konu partileri deniyor bunlara genelde, bir işte bir fikirle çıkıyorlar ortaya. Birden büyük destek aldılar. Asıl aşırı sağdan çok onlar kazandı mesela. Türkiye'de de böyle parçalanmalar zaman içinde yaşanabilir bu güvensizlikten dolayı. Aklına esen bir konuyla ilgili işte tamam, o zaman biz de buna çeperlere doğru merkezden öyle kaçışlar olabilir. Aslında bu 50+1 sistemi biraz da partiyle, birbirleriyle hiç alakası olmayan partileri yan yana getirdiği için seçmende bir güvensizlik yaratmış olabilir mi?
sonrasında yaşanan gelişmeler? Elbette. Tabii bu güvensizliğin başka o kadar uzun bir listesi var ki yani Türkiye'de siyasetçilerin gerçekten büyük hataları da var burada tabii ki bu güven erozyonunda. Ama ne olursa olsun şimdi bu büyük dönüşler de buna sebep oluyor. Hele evet. Meral Akşener'den beklenti çok büyüktü. Bir kadın siyasetçi olarak, bir kadının özellikle sözünün eri, biraz maskülen bir dil kullanmış olacağım, kusura bakmayın. Ama hakikaten o siyasetin çatısını toparlayacak bir anne figürü gibi bakılıyordu. Ondan dolayı onun böyle bir dönüşü herhangi bir siyasetçinin dönüşü gibi değil. Daha da ciddi, evin annesinin ihaneti gibi algılanacak bir durum seçmen nezdinde. Meral Mami diye hatta artık bir slogan haline gelmişti Meral Mami, değil mi? Çünkü araştırmalarda da çıkıyordu. Yani birebir anne figürü. Ona hemen özdeşleşen kendisiyle ilgili şey buydu.